Mustafa Kemal Paşa delege olarak Sivas'a gelen gizli karakol cemiyetinin kurucusu olan Kara Vasıf Bey'e bizim aramızda ne babali baskınına ne yıldız yağmalamasına ve ne de herhangi bir maceraya yer verecek kimse vardır. Müdafaa Hukuk Teşkilatı'nın hedefi öncelikle memleketi düşman istilasından kurtarmak sonra da müstakil ve hür bir devlet milletin layık olduğu devleti kurmak demiştir. Bu bilgiler milli mücadele dönemiyle ilgili durumlardan hangilerin göstergesi olabilir? Birlik ve beraberliğe önem verildi. Arkadaşlar bir bölgeyi kurtarmaya çalışmıyorlar. Mustafa Kemal'in sözünde memleketi kurtaracağız diyor. Memleket dediği için birlik ve beraberlik aldım. Ulusal bağımsızlığın öncelikli hedef oldu. Düşman istilasından kurtarırsanız ülkeyi ne olursunuz? Bağımsız olursunuz. Düşman istilasından kurtarmak diyor Atatürk. O zaman 2'yi de aldım. İstanbul hükümetiyle birlikte hareket etmek. Arkadaşlar İstanbul hükümeti dediğimiz padişah. Padişahla birlikte hareket edeceğiyle ilgili bir cümle burada yok. Cevabımız 1 ile 2'dir. Yani C'dir.